16'yı gösteriyor. Güne başlarkenle tekrar birlikteyiz. Haber turuyla başlıyoruz. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, zorunlu askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yaptı. Arınç, şu anda böyle bir karar yok. Türkiye'nin geldiği noktayı ortaya koyarsak yeni bir düzenleme yapılabilir diye konuştu. Gurbetçi vatandaşlara dövizli askerlik uygulaması konusunda müjde geldi. Hükümet 10 bin euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlattı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga çıktı. 5 kişi gözaltına alındı. Gece ilçeye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Almanya'da 8'i Türk, 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neonazi davasında ilk duruşma yapıldı. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerindeki ısrar nedeniyle dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Davanın bir numaralı sanığı Beate CHP'nin mahkeme salonundaki rahat tavırları tepki topladı. CHP basına ve kurban yakınlarına sırtını döndü. Borsa İstanbul'da ikinci seansın kapanışında bilgisayarlarda sorun yaşandı. 6085 adet işlem iptal edildi. Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda 17.30'dan önce gerçekleşmiş olan işlemler geçerliliğini korumaktadır denildi. Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül umutsuz konuştu. Cumhurbaşkanı bir tıkanıklık olduğunu söyledi ve farklı bir seçeneği gündeme getirdi. Gül, yeni bir anayasa olmazsa o zaman anayasada değişiklikler yaparak yola devam etme imkanı var dedi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu da bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda bir kez daha toplanacak. Türkiye ve İsrail dün Kudüs'te yapılan Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak metin üzerinde uzlaştı. Üçüncü tur görüşmenin Türkiye'de yapılması bekleniyor. Elektronik postalar artık delil olarak kullanılabilecek. Servis sağlayıcılar yazışmaları kullanıcılar adına 20 yıl boyunca saklayacak. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara bakalım. Zorunlu askerlik süreleri indirilecek mi? Konu AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündeme geldi. Zorunlu askerlik süresinin kısaltılacağı haberi AK Parti'nin Kızılcahamam kampının ardından basına yansıyan haberlerle gündeme geldi. İddiaya göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantının basına kapalı bölümünde askerlik sürelerinin kısaltılabileceği mesajını verdi. Uzun dönem askerlik süresinin 15 aydan 12 aya, kısa dönem askerlik süresinin de 6 aydan 4 aya indirileceği öne sürüldü. Gurbetçi vatandaşlara dövizli askerlik uygulaması konusunda müjde geldi. Hükümet 10 bin euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlattı. Yeni anayasa konusunda bugün önemli bir toplantı var. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda toplanacak. Dün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Portekiz'den açıklama geldi. Cumhurbaşkanı çalışmalarda tıkanıklık olduğunu söyledi ve farklı bir seçeneği gündeme getirdi. Noktada gördüğümüz kadarıyla tamamen yeniden yazılacak bir anayasayla ilgili bir tıkanıklık var maalesef. Yeni bir uzlaşmanın olmasının biraz zor olduğu ortaya çıktı ve dolayısıyla eğer yeni bir anayasa olmazsa o zaman işte anayasada değişiklikler yaparak yola devam etme imkanları var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kandil'in 8 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Çekilme takvimini değerlendirdi. Arınç, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in 8 Mayıs sanal bir tarih. Çekilme büyük ölçüde gerçekleşti. Sözlerine de atıfta bulunarak ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söyledi. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan 8 Mayıs'tan çekilme sürecinin başlayacağını söyledi. Ağrı'da konuşan Buldan 3 aydır cenaze yok. Bu süreçte bizi mutlu eden tek şey bu dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmediğini söyledi. İstanbul'da konuşan Kılıçdaroğlu başkanlık sistemiyle ilgili itirazını da dile getirdi. Almanya'da 8'i Türk, 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neonazi davasından ilk duruşma dün yapıldı. Dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Dikkat çekici olansa bir numaralı sanığın mahkeme salonundaki rahat tavırlarıydı. Türkiye ve İsrail Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı. Uzlaşma İsrail'de yapılan ikinci tur görüşmelerde sağlandı. Üçüncü tur görüşmenin Türkiye'de yapılması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Suriyeli muhaliflerin sarin gazı kullandığını gösteren kanıtları değil ama bulgulara ulaşıldığını duyurdu.
Açıklamayı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga çıktı. 5 kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın dün Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin yıl dönümüydü. Çeşitli anma etkinlikleri ve protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Elektronik postaları artık delil olarak kullanılabilecek. Servis sağlayıcılar yazışmaları kullanıcılar adına 20 yıl boyunca saklayacak. Bunun için şirketlere de yeni yükümlülükler getiriliyor. Hükümet rekor fiyatla sonuçlanan İstanbul'un yeni havalimanı ihalesinin onay sürecini hızla tamamlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım inşaatın bir an önce başlaması için çalışacaklarını söyledi. İstanbul Maltepe'de 20 yaşındaki Aslıhan'ın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü teslim oldu. Zanlı Eyüp Hakan Yücel'in kazadan birkaç gün önce yine aşırı hızdan ceza aldığı ortaya çıktı. Yazıcı kullanarak silah üretildi. Üstelik ilk deneme başarılı. Ama bu basit üretimle suçluların silaha daha kolay ulaşma tehlikesi var. 25 yaşındaki Texas hukuk öğrencisi Cody Wilson, silah üretmek için 8.000 dolara satın aldığı 3D yazıcı teknolojisini kullandı. Bilgisayarda bulunan kalıpla yazıcıdan çıkarılan plastik tabakalar üst üste konuldu. Silahın bir tek ateşleme iğnesi metalden yapıldı. Ancak silahlanma karşıtları projeyi ağır bir dille eleştiriyor. Suçluların bu yöntemle silahlara ulaşmasının kolaylaştığına dikkat çekiliyor. İngiltere'de ilginç bir yarışma vardı. Renkli kostümler içindeki 273 kişi hem çamurla hem de birbirleriyle mücadele etti. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Sayın seyirciler, spor haberleriyle güne başlarken devam ediyor. Sarı Kırmızılıları çalıştırdığı 9 yıl içinde tam 6 şampiyonluk gören teknik direktör Fatih Terim dün eşiyle birlikte memleketi Adana'daydı. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Burak Yılmaz'a Avrupa kapısını açtı. Aysal, Burak Galatasaray'a kazandırmak şartıyla gidebilir dedi. Aysal, Alper Potuk için Eskişehirspor'la sezon sonu masaya oturacaklarının altını çizdi. Milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray şampiyonluğundan dolayı Fenerbahçe'yi de Avrupa'daki başarısı nedeniyle kutladı. Ailesi Hastaları Derneği'nin moral gecesine katılan Avcı, organizasyonlara destek verenlere de teşekkür etti. Borsa İstanbul, soluksuz yükselişini 10. gününde de sürdürdü. Endeks %0,76 artarak kapanış rekoru olan 89.769 puandan günü tamamladı. 2.35'in üzerinde işlem görüyor. Ekonomideki rakamlar böyleydi. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından saat başında birlikte olacağız. Saatlerimiz 7 gösteriyor. Güne başlarken devam ediyor. Haber turumuz var. Bu bölüme başlarken de ilk sırada. Adana'da beyin ölümü gerçekleşen bir hasta bağışlanan organları sayesinde 5 kişiye umut oldu. Adana Hipodromu'nun kemik erimesi ve kolesterol hastalarının ilaca ulaşımı kolaylaştı. Yapılan değişiklikle kolesterol ilaçları için kardiyoloji, kalp damar, endokrinoloji ve iç hastalıkları uzmanlarının dışında artık nöroloji uzmanları da rapor düzenleyebilecek. Kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım. İstanbul'da sabah saatlerinde hafif pus var. Hava az bulutlu, poyraz. 3 gün boyunca çok sert esicenden özellikle sabah ve akşamları üşütüyor. Hissedilen sıcaklık 17-18 derece. Ankara yine az bulutlu ve açık. Sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak ama geceleri 12 derece. İzmir ise güneşli, rüzgar hafifledi. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı gölgede 29 derece. Evet, kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde Gökhan Abur bizlerle birlikte. Yüksek Meteoroloji Mühendisi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a hoş geldiniz diyelim. Aa, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Abur. Sıcaklar, rüzgar derken havanın tam ısınmadığını da görüyoruz açıkçası. Çünkü geceleri hala soğuk oluyor. Evet. Rüzgardan dolayı ne zaman bitecek bu rüzgar ve havalar artık ne zaman ısınacak diye. Bu hafta sürekli olarak poyraz var. Yani Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de rüzgar gün içinde oldukça sert esecek ki şu anda zaten İstanbul'da 25 km hızla esen bir poyraz var. Poyraz tabii İstanbul'da bulutlanmayı arttırıyor fakat yağış beklemiyoruz.
Fakat hissedilen sıcaklık şu anda İstanbul'da hala 11-12 derecelerde. Bugün 23-24'lere kadar çıkacak. Poyraz yarın biraz...